Efendim merhabalar, bugün e, Sultan Abdülhamit Han'ı konuşalım. Abdülhamit Han, Necip Fazıl Kısaküre'nin bir sözü, bize bu konuda bir anahtar görevi görsün. E, Abdülhamid'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır. Başka bir sözleri şöyle söylüyor yine Necip Fazıl, bana Abdülhamid'ini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Nasıl? Necip Fazıl bu konuda gerçekten son noktayı koymuş. Bana içindeki Abdülhamid'i anlat. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Abdülhamid Han. 1842 tarihinde Abdülmecit Han'ın Osmanlı İmparatoru 28-29 30. Osmanlı Padişahı Abdülmecit Han'ın oğlu olarak dünyaya gelir. Dikkat. Kendisi ben çok iyi değilim dese de bir Kur'an hafızıdır. Ama çok iyi değilim diyor. Yani hafızlıktan çok iyi değilimin kastı nedir bilmiyorum ama ben iyi değilim o konuda diyor. 10 yaşında hafız oluyor. 12 yaşına kadar bakın bizim çocuklarımızı en çok uzak tuttuğumuz kültür. Batı kültürü. Şimdi benim kültürüm İslam kültürü iyi mi? Bir şeye iyi demek için, bakın, bu çok önemlidir. Şu eğer dünyada yalnızca bu varsa, bu iyidir diyemem ki. Bunun yanında mukayese etmem için bir tane daha olması lazım ki. Yan yana koyarsam diyeyim ki bu iyidir. Bir şeyin iyi olması için mukayese etmek lazım. Şimdi benim kültürüm iyi. İyi de ben başka bir şey bilmiyorum ki. Bir tek bunu biliyorum. Batı kültürünü iyi bilin sevgili hanımefendiler. Yukarıda çok güzel çocuklarla az evvel biraz zaman geçirdim. Onlara bir şey söyledim. Bir örnek verdim. Onu da size de vereyim. 18. yüzyıl Avrupalı seyyahlardan Lahey isminde Lahaye diye yazılır. Lahey isminde bir Hollanda asıllı Fransız seyyah şöyle söylüyor o seyahatnamesinde. Avrupa'da Müslümanların ve Hristiyanların bir arada yaşadıkları topraklarda bulunduğun mahalle itibarı ile bir Müslüman mahallesinde mi oturuyorsun o an bulunuyorsun, Hristiyan mahallesinde mi bulunuyorsun? Sokak hayvanlarına bakarak anlarsın diyor. Nasıl anlayacağım? Eğer dikkat. Eğer kedi ayağına dolanıyorsa, kuyruğunu sallıyor ve sevilmek istiyorsa orası Müslüman topraklardır. Bir kedi seni gördüğünde kaçıyor, koşuyor, duvara tırmanıyorsa bilin ki orası Hristiyan topraklardır. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen 18. yüzyıl seyyahlarından tırnak içinde söylüyorum. Gavur bir adam söylüyor. Müslümanların bulunduğu mahallede diyor hayvanlar bile insanlarla üzerine atlamak istiyor. Çünkü sevgi dolu diyor. Bakın yukarıdakinden bir örnek ne olduğumuzun farkına varmak için söylüyorum. Sonra konuya devam. Dünyada ilk defa sendika var ya işçi sendikaları. İlk defa sendika 1913 yılında kuruldu. 1913'e kadar iş çalışma haftanın 7 günü 18 saat. 6 saatte bakımsız yerlerde uyku. Ortalama yaş 30-35-40. 40 yaşlılık yaşıdır. Ben bu arada 42 yaşındayım. 40 yaşlıdır. 35 ile 40 arasında insanlar olgunlaşır. 40'tan sonra ölüm beklenir. Çünkü günde 18 saat çalışırsan, 7 gün haftada 6 günde 6 saat dinlenirsen o da kötü ortamlarda ömrün kısalır. Ölürsün. 1913 yılında sendika kuruluyor ve deniyor ki Çok çalıştırıyorsunuz bu işçileri. Ayda bir gün dinlenme verin bunlara. Bir gün Ayda bir gün. 18 saat çok, 15 saat olsun günde. Sendika bunu söke söke iş adamlarını kabul ettiriyor ve bu sendika tarihinin zaferi oluyor. Ayda bir gün. 3 hafta yedi gün, bir hafta altı gün. Ayda yedi gün çalış, ayda bir gün dinlenme ve 15 saat işi zafer olarak elde ediyorlar. Yıl kaç? 1913 Avrupa. Gel biraz geriye gel. Yıl 1584. İkinci Selim Han'ın oğlu tahta. İkinci Selim yaptı, oğlu yürürlüğe koydu. 1584, 3. Murat dönemi. Diyor ki fermanda. Yukarıda söyledim çocuklara, burada da söyleyeyim diye söylüyorum. Konumuz bu değil ama. Diyor ki fermanda. Benim ülkemde yaşayan gayrimüslimler, den bazılarını duydum ki hayvanlarına kötü davranıyorlarmış. Şimdi bu ferman yayınlandıktan bu bir emirdir. Sonra günde 10 saatten 1 dakika hayvanını fazla çalıştıran günde 10 saat. 1913 Avrupa 18 saat insan, 1584 Osmanlı günde 10 saat hayvan ve haftada bir gün hayvanına tatil vermeyen görürsem idam ederim diyor. 1584. Biz kendimizin ne olduğunun farkına varmamız için vay be yahu benim dedem de deden... ya bu dedeye layık olmam lazım kardeşim benim demek istiyorsam öğrenmem lazım. 10 yaşında hafız, 12 yaşında batı edebiyatı adı altında her ne varsa hepsini öğreniyor. 13 yaşında Arap edebiyatını, ardından 16 yaşında Fars edebiyatını. Şimdi bak, Abdülhamit Han Arapça, Farsça, Latince, Fransızca, İtalyanca biliyor. Ona sordu şimdi Arapça, Farsça, Latince, Fransızca, İtalyanca kaç oldu? Ona soralım Abdülhamide. Kaç dil biliyorsun? Ne diyecek? Beş demiyor, üç diyor. Çünkü Arapça ve Farsça benim benim, benden. O yabancı değil zaten, o benden. Benim dilim olduğu için Arapça, Farsça onu saymıyor. Latince, Fransızca ve İtalyanca'yı sayıyor yabancı dil olarak. Bir tane hoca vardır, benim hocalarımdan biridir. Şey demişti, Mehmet Doğan ismi. Arapça ve Farsçayı Türkçeden atarsan, dilde sadeleştirme anlamında hiçbir şey söyleyemezsin. Neden söyleyeyim mi? Hiç. Farsça bir. Türkçe şey Arapça. Arapça, Farsça, Türkçe hiçbir şey. Hiçbir şey söyleyemezsin diyor. Doğru olarak. Bu dilleri öğrenmiş olan Abdülhamit Han'a sorduğumuzda üç dil biliyorum diyor. Henüz şehzadeliği zamanında 1858 tarihinde 16 yaşındayken padişah amcası Abdülaziz'le beraber Filinta diye bir film var seyrettik mi? Filinta'daki padişah gerçekten delikanlı, gerçekten bu vatanın evladı yerli ve milli bir adamdır. Bu arada yerli ve milli sözünü ilk defa Cumhurbaşkanımız ortaya atmadı. Yerli ve milli sözünü Abdülaziz Han attı. Abdülhamit Han sarıldı. Vahdettin evet dedi. Menderes, Özal, Erbakan devam ettirdi. Söyleyeyim mi? Hepsi ya tahttan indirildi ya öldürüldü. Bilginiz olsun. Yerli ve milli kavramını ortaya atanlar ya öldürülüyor ya da indiriliyor. 18 yaşında tahta çıktı. 16 yaşında tahtaki amcası Abdülaziz'le beraber Fransa'ya Paris'e gitti. Paris hükümeti Osmanlı'nın lehine, Osmanlı'nın şerefine Osmanlı geldi diye bir yemek düzenler. Orada bir tane Fransız e, bir moderatör başlar konuşmaya. Orada niye olduklarını anlatır ve Osmanlı'ya dönerek der ki aranızdan biri çıkıp şu an niye burada olduğunuzu anlatacak olan var mı der ama Fransızca. Zanneder ki bir, anlamıyor onu bizimkiler. 16 yaşında bir çocuk çıkar kravatını düzeltir. Gül kurusu, siyah takım elbisesi, gül kurusu bir kravatı vardır. Çok şık değil mi? Siyah takım elbise, beyaz gömlek, gül kurusu kravat. Tam ortaya gelir. Gülümseyerek, İtalyanların bulunduğu masaya bakarak İtalyanca, Fransızların bulunduğu masaya bakarak Fransızca, Yunanlılar da varmış orada ve onlara Latince neden orada olduklarını üç ayrı dilde aynı metinde anlatır. Ve bu çocuğun yaşı 16'dır. Abdülhamit Han olunur mu? Tabii olunur. Çocuğunu hafız yaparsan, batı edebiyatını sonuna kadar verirsen, birazdan neler göreceksiniz Abdülhamit'te? Çok mümkündür. Yani bir çocuk Abdülhamit Han gibi hakikaten büyüyebilir. Bakınız lütfen. Abdülhamit Han, amcasının oğlu Yusuf İzzettin Efendi ve amcası Abdülaziz. İki bileği de kesilerek suikaste maruz bırakıldı. Abdülaziz Han 1876 tarihinde. Oğlu Yusuf İzzet'in Efendi 1 Şubat 1916 tarihinde Zincirli Kuyu Kış Köşkü'nde intihar etti. Babası da intihar etmişti ama. Raporda öyle yazıyordu. İntihar otopsi raporunu söyleyeyim mi? Çocuk olandan bahsediyorum. Yusuf İzzettin Efendi kafasını duvara vura vura intihar et. Bir insan kafasını duvara vura vura intihar edebilir mi? Yusuf İzzettin duvara vura vura öldürdüler. İşte bu da Abdülhamit Han'ın Fransa Paris'teki bir programı. 20'li yaşlarda devrin en meşhur alimlerinden hadis, kelam, fıkıh, tefsir dersleri aldı. İslam demek ne demek? dini anlamda en yüksek demek değil mi? Dikkat. 20'li yaşlardasın. Daha yaşın 20'ler. Şeyhülislamların vermiş olduğu fetvaları usulden ve esastan bozuyor. Şeyhülislamları dikiyor karşısına 20'li yaşlarda ve onlara tefsir dersi veriyor. Enteresan bir adam. Ömründe tek bir vakit namazı kazaya kalmamış. Torunlarıyla aram iyidir. Facebook'ta arkadaş olanlar görürler belki. İki gün önce damadıyla birlikte Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde birlikteydik. Torunlarını tanırım, ailesini tanırım, kızlarını tanırım. Onların evindeydik iki, iki gün önce. Ben aranızdan sanırım biraz şanslı bir kulum. Şans demeyelim, kısmetli bir kulum. Çünkü ben Abdülaziz Han'ın, Abdülhamit Han'ın, e, dur... Bunu sonra söyleyeyim. Ömründe tek bir vakit namazı kazaya kalmamış. Ömründe bir kere bile toprağa abdestsiz basmamış. Bir dakika ya. Bir dakika. Bu mümkün değil ki. Yattım, uyandım. Abdestim var mı şu an? Uyandım. E tuvalete gideceğim. E, basıyorum işte. Nasıl olacak? Toprağın, yatağının altında kerbela toprağından pişirilmiş bir tuğla var. O tuğlayı kucağına alıyor. Teyemmüm alıyor. Banyoya teyemmümle gidiyor. Suyun olduğu yerde teyemmüm bozulur değil mi? Orada bozuluyor. Orada ihtiyacını görüyor. Abdestini alıyor. Hayat yatağından banyoya kadar bile abdestsiz basmayan bir adam benim kısmetim nerede burada? Benim kısmetim o Kerbela toprağından pişirilmiş tuğlayı ben elime aldım. Dedesi, e, torunun el, evinde o, o tuğlayı ben aldım. E, yani çok da güzel bir tuğla ve o, daha güzeli Kerbela toprağından pişirilmiş bir tuğla. Günde muhta 14-15 saat çalışıyor. Bir buçuk saat vakit namazı kıldığını farz edin. Bir de en kötü halini bile terk etmediği gece namazları. Eğer vakti kaldı diyorsanız o da uykuya. Bakın diyor ki devlet memurlarına gece saat 12'de 1'de yattı. Niye erken yatıyor bu kadar? Çünkü gece 3'te teheccüd namazı var. Bu arada diyor eğer çok önemli bir iş varsa kaldırın beni bak kaldırın sabaha beklemeyin. Hasan Tahsin Paşa Sadrazam Yıldız Hatıralarında yazar kitabında yazar. Diyor der ki çok acil bir iş vardı. Gittik odasına kapıyı çaldık. 10 dakika kapıyı açmadı. Ama onu söylememiz lazım, uyandırmamız lazım. Vurmaya devam ediyoruz. Bir süre sonra kapıyı açtı. Kollarını aşağı doğru indirirken. Dedi ki, bu saatte kaldırdığına göre mühim bir devlet meselesi var. Ben bu meseleyi abdestsiz konuşmayayım diye önce abdest aldım. Abdestsiz devlet meselesi konuşmayacak kadar takva bir insan. Tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında bir savaş söz konusu. Savaşmamız gerekiyor. 93 Osmanlı Rus Harbi denir buna. İşte benim ben Anapalı benim soy ismim. Anapak Kırım'da bir kale. Türkmenler yaşar, Oğuz Türkmenleri yaşar orada. Benim dedemin babası 93 Osmanlı Rus Harbi'nde Samsun'a göçmüşler. Biz bu savaştan sonra muhacir olduk. 1877 yılında kış ayında Ruslar iki cepheden saldırdı. Batıda Plevne muhasarası meşhur Gazi Osman Paşa, doğuda Gazi Ahmet Muhtar Paşa. İki tane hikaye anlatayım. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Erzurum tabyası. 20. tabya bozulur. Hanımlara bunu anlatmaktan bir erkek olarak mutluluk duyuyorum. Çünkü delikanlılık, yiğitlik, mertlik, Bunlar erkeksi, erkek dünyasına has sözler değildir. Cinsiyeti yoktur delikanlılığın, yiğitliğin. Nene hatun dikilir önlerine. O böyle kaçan askerlerin önüne nene hatun dikilir. Onlara der ki nereye gidiyorsunuz? Derler ki kaçıyoruz Ruslar geliyor sen de kaç. Nene hatun der ki düşmandan kaçılmaz savaşılır. Elinde bir sopa. Sopayla gitmiş cepheye bir kadın. Bu delikanlı mıdır? Yiğit budur işte. Elinde bir sopa düşmanın üzerine gidiyor. Diyor ki askerlere madem kaçıyorsunuz bakın arkada bir köy var yolumuz oradan geçecek. O köyün hemen girişinde beyaz badanalı bir ev var. Kapı açık o ev benim evim. İçeri girin yatak var. Yatağın üzerinde etekler var. Onları giyin öyle gidin diyor. Erkek askerlere söylüyor bunu. Ablalar ben elinde sopayla Rus bekleyen Nene Hatun'u 15 Temmuz gecesi elinde sopayla E5 karayolunda tank beklerken gördüm. Elinde sopa tank bekliyor E5 karayolunda ben havalimanına gidiyordum. E5'te ben bunu gördüm. Elif Nene'den bahsediyoruz ya işte kanısıyla top mermisi taşımış cepheye. Değil mi? Kanısıyla askerlere top mermisi taşımış. Tarihi bir figür değil bu. Ben Elif neneyi kanısıyla cepheye top taşıyan Elif neneyi 15 Temmuz'da mahalledeki bütün erkekleri kırmızı kamyonla meydana götüren çarşaflı bir abla olarak gördüm. Bitmedi ki. Yani o ruh var ya Bitmiyor o kan, o damar, başka bir şey. Gelelim bu tarafa. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa, Abdülhamit Han'ın dünürü. Padişah senin dünürün ya. İyi yere kapak atmışsın. Ne işin var cephede? Yaşın atmış. Yarma harekatı yapacak. Bacağından vuruluyor. O savaşta bir Alman muhabir anlatır. Der ki bir köyü koruyan Osmanlı askerlerinin yakınına bir top düştü toptan çıkan şarapnel demiri bir askerin karnının kenarını yanını kesti. Bağırsaklar dışarıya çıktı. O halini gördüm. Her yer kanlı diyor. Hemen askerler sediye koymuşlar. Hastaneye götürmüşler. Hastane neresi? Köy meydanındaki çeşme başı. Hortum takılı çeşmede. Suyu açın demiş doktor. Suyu açmışlar. Ağzına, askerin ağzına şu kadar kalınlıkta bir keçe sokmuşlar. Demişler ki bunu ısır. Avazın çıktığı kadar da bağır. Yerdeki bağırsakları eline almış. Hortumla bağırsaklardaki kumları, toprakları temizlemiş. Temizlediği bağırsağı içeriye sokmuş. Ardından bağırta bağırta yorgan iğnesiyle adamın karnını dikmişler. Çanakkale'ye gittiğiniz zaman mutlaka müzeye gidin. Adamın ağzına keçeyi sokmuşlar. Canlı canlı kesip ameliyat etmişler. Canlı canlı dikmişler. Adam nasıl sıkmış ve ısırmışsa bırak dediklerinde çene kilitlendiği için açamıyor ağzını. Çekince bir diş kalmış. Keçede bir diş. Çanakkale. O ne biliyor musunuz? O bugün bizim burada. Ümraniye'de bu dersi vermemiz için tapudur. Bu ülkenin tapusu Çanakkale Müzesi'nde bir keçenin üzerinde diş biçiminde duruyor. Bu vatan böyle kazanıldı. Ve ben bunları biraz daha iyi biliyorum ya. Her anlatırken buram düğümleniyor. Gerçekten bu topraklar çok zor kazanıldı. Bu toprakların bedeli çok fazla. İşte iki kahraman yiğit bana yakın olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Erzurum kahramanı bu tarafta pencereye yakın olan Gazi Osman Paşa. Dikkat! Ablalar, bu ülke bundan 15 sene evvel bir günde 30 askerimiz şehit düştüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı Muğla Fethiye'de golf oynuyorlardı. Bugün TÜSİAD bir yemeğe çağırmış Hulusi Akar'ı Genelkurmay Başkanı Kurmay Başkanı'nın Hulusi Akar'ı yok. Zekai Aksakalı şu burası senin namusundur oğlum öl ama verme Ömer Halis Demir'e o emri veren Zekai Paşa'ya bir yemek var yemeğe gel demişler. Verdiği cevap Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 yılda geldiği yeri gösterir. Golf oynayan paşalar vardı bu ülkede 30 şehit verildiği gün paşanın verdiği cevabı söyleyeyim mi? Savaşıyorum gelemem. Zekai Paşa savaşıyorum gelemem demiş. İşte niye anlattım bunu? Bakın bir madalya bir meydan muharebesi sonucunda kazanılır. Kaç savaşa katılmış? Bu adamın ömrü cephelerde geçmiş. Ömrü ve ben bu Gazi Osman Paşa'yla Abdülhamit Han'ın Abdülhamit Han'ın kızı e, Naime, Naime Sultan'la Gazi Osman Paşa'nın oğlu Mehmet Emin Paşa'nın torunu, ortak torunu Bülent Nami Bey'in elini öptüm. Yani bunun torunu ve Abdülhamit Han torunun elini öpmek şerefine nail oldum. iki sene önce. Doğuda Erzurum'a kadar geldiler. Batıda İstanbul'a kadar geldiler. Nereye kadar? Yeşilköy. Ayasofya'ya kadar geldiler. Bizler masada cephede kazandık, hep kazandık. Masada kaybettik. İşte bunun bir tane aksi örneği var. Cephede kaybettik, masada kazandık. O ne? Rus savaşında kaybettiğimiz toprakları Abdülhamit Han geri aldı. Hangi anlaşma? Önce Aya Stefanos ardından Berlin Konferansı. Almanya İmparatoru Otto von Bismarck diyor ki, Alman İmparatoru Otto von Bismarck diyor ki, Allah her yüzyılda bir dünyaya 100 gram siyasi zeka gönderir. Bu yılda diyor 100 gram zeka gönderdi. Bunun maalesef 90 gramını Abdülhamid'e verdi. 5 gramını bana verdi. Geri kalan diğer 5 gramı bütün dünya liderlerine dağıttı diyor. Otto von Bismarck. Almanya, Büyük Almanya İmparatoru Otto von Bismarck'ın sözüdür bu. Sevgili dostlar, Abdülhamit Han Kızıl Sultan'dır. Derler ki bebek kanı cilde iyi gelir. Cildi sıkılaştırır, gerer. Bu yüzden Abdülhamit her gece 10 bebeği öldürtür. Kanını küvete akıtır. Saatlerce içinde yatardı. Cildi iyi olsun diye. Abdülhamit Han hayatı boyunca tek bir insanın ölümüne ferman vermedi. Kendi amcası Abdül Aziz'in Filinta filmindeki Aziz'den bahsediyorum. Abdül Aziz'in katline emir veren Serasker Başkomutan Hüseyin Avni Paşa ve Sadrazam Mitat Paşa'nın bile idam fermanını müebbet hapse çeviriyor. Allahlarından bulsun benden değil diyor. Amcaları amcasının katillerinin bile idam fermanını bozan adama Ermeniler bir iftira attılar. Ne dediler? Kızıl Sultan, Lö Sultan Rouge. Neden? Bu topraklarda Abdülhamit Han var olduğu sürece belli. İsrail kurulamayacak, Ermenistan kurulamayacak. 1897, Basel, Siyonizm Kongresi. Ne çıkıyor oradan? İki, üç tane adam vardır orada. Rockefeller, Rothschild ailesi ve Theodor Herz. Theodor Herz bildirimde şunu söyler, sonuç bildirgesinde. 50 yıl içerisinde bir İsrail'i kurmak zorundayız. Ama önümüzdeki en büyük problem ne? Abdülhamit. O'nu öyle ya da böyle tahttan indirmemiz lazım. Öyle ya da böyle, ölü ya da diri indirmemiz lazım. Zaten İsrail Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra kuruldu. Adamcağız orastaki topraklar satılmasın diye 10 milyon kilometre karelik Mezopotamya topraklarının tamamını şahsi mülkü yaptı. Tapusun üzerine aldı. Kişi yani devlet malı olmasın, satılmasın diye. Ama adamı tahttan indirip malına el koydular. Ve 1917 yılındaki Balfour deklar Deklarasyonu'nda İngiltere İsrail'in kurulmasına karar verdi. Bakın her gece bir cariye ile birlikte olur, sabahleyin öldürtür, bir çuvala koyar ve Halic'i atar. Bu 1930'lu yılların en büyük yalanıdır. Haliç'te Abdülhamid'in boğdurduğu cariyelerin kemikleri bulundu mu? Her gece bir cariye öldürür derler Abdülhamid Han için. Algı operasyonu çok önemlidir sevgili ablalar. Kesin bilgi yayalım. Tayyip'in tomaları Gezi parkında 16 genci öldürdü. Hatırlar mısınız? Bir dakika. 16 genç öldüyse 16 tane beden olması gerekiyor. Nerede? 16 genç öldüyse 16 anne olması gerekiyor. "Çocuğum." diyen. Nerede? Algı operasyonu çok önemlidir. Kesin bilgi yayalım. 15 Temmuz günü Tayyip'in hayranları Boğaz Köprüsü'nde bir askerin boğazını kesti. Nerede o asker? Dört ay oldu. Nerede o askerin anası? Nerede benim oğlumun boğazı kesildi? Algı çok önemlidir. Çok önemlidir. Böyle bir algı yaptılar. Şimdi bir şekilde indirmek lazım. Ne yaptılar? Belçika'dan profesyonel bir suikastçı getirdiler. Edward Joris isminde bir Ermeni getirdiler. Edward Joris saraya yakın bir yerde ev kiraladı. 6 ay boyunca Abdülhamid'in her hareketini denetledi. C camiye giriyor cuma cuma namazı için. Namaz bittikten sonra 2 dakika 45 saniye ile üç buçuk dakika arasında faytonuna biniyor ve sarayına gidiyor. 6 ay boyunca 2 dakika 45 saniye 3 buçuk dakika. Dostlar Makam arabasının altına saatli bomba yerleştirdi. Bir dakika burada duralım. Makam arabası sarayda. O saraya giremez. Onun altına gelip bir bomba yerleştiremez. O halde o halde sarayın içinde bir adam daha var. Onun bir adamı daha var demektir. Bomba yerleştirilmiş. Abdülhamit Han camiden çıkar. Saatli bomba devreye girer merdivene kadar yürür, durur, hiç yapmadığı bir şey yapar. Arkasındaki Şeyhülislam Cemalettin Efendi'ye bakar. Sizinle bir şey görüşmem lazım der. Koluna girer ve camiye geri sokar Cemalettin Efendi'yi. Bu esnada bomba patlar, atlar paramparça, insanlar ölür. Korkak denilen Abdülhamit camiden çıkar. O cami nerede bugün? Yıldız'da Hamidiye Camii, Yıldız Barbaros Okuşu'nun sağ tarafında. Bir tane ata biner ve tek başına saraya gider. İşte 21 Temmuz 1905 Yıldız Hamidiye Camii'nde o bombanın patlamasıyla ortadaki o dehşet. Buradan Allah'ın izniyle Abdülhamit Han sağ kurtulmuştur. Saltanatı süresi. Şimdi ben size akşam eve geldim. Sizin evinize yemeğe geldim. E, en mütevazi sofrayı söyleyeyim mi size? Benim için yapacağınız. Muhtemelen çorbanız vardır. Mercimek çorbası doğru mu? Kuru fasulye, pilav, cacık, salatalık, ardından tatlı. Doğru mu? Bu mütevazi bir sofra değil mi? Hiç abart. Bu normal sofra. Abdülhamit Han 33 yıl 7 ay 27 gün tahta kaldı. 33 yıl 7 ay 27 gün sarayda hep tek çeşit yemek pişti. Bir gün çorba, bir gün kuru fasulye, bir gün pilav. Dediler ki niye böyle yapıyorsun? Cevap verdi. Hasan Tahsin Paşa'nın hatıralarında yazar. Ben der çorba içerek doyuyorum. Doymazsan bir kase daha istiyorum. Kuru fasulyeyi ben yersem Haddimi aşmış olmaz mıyım? Bunu söyleyen padişah, haddimi aşmış olmaz mıyım? Ahirette Allah'a, "Ya Rabbi, açtım, çorba içtim." derim. Fasulye nasıl de anlatırım?" diyor. Bu bir padişah, Abdülhamit çorbanın altında arkasından kuru fasulye yememiş. 33 yıl 7 ay 27 gün boyunca. Kendi maaşından çocuklara, fakire, fukaraya ki bunlardan bazıları maalesef Abdülhamid'i tahttan indiren İttihat Terakki'nin mason kanadıdır. Kendi maaşından yedirdiği paralarla büyüyen çocuklar onu tahttan indirdi. Acı bir şey. İnsana en yakını yapar. Soru. Hazreti Ali'yi Allah Resulü'nün mübarek damadını bugün seyitlerin ve şeriflerin en tepesi değil mi? Hazreti Ali'nin sabah namazına girerken tam şah damarından bıçaklanarak şehit edilmesini kim yaptı? Cevap vereyim mi? Yanında büyüttüğü, yanında okuttuğu, hafız yaptığı, evladı gibi sevdiği ve en sonunda dikkat, yaveri olarak kullandığı yaveri yaptı. Hazreti Ali'yi yaveri şehit etti. Yaverler çok önemlidir. Şimdi kendi maaşından insanları okutuyor. Amerika'da White kardeşler uçağı buluyor. Hemen White kardeşlere mektup gelin buraya. Ne istiyorsanız o. Yeşilköy'deki havalimanı var ya teyyare mektebi. Onlar için yaptı sonra gelmeyince orası öyle kaldı. Size ev ödevi vereyim mi ablalar? Vecihi Hürkuş. Münir Özkul Şener Şen filminde evin etrafında uçan vecihi var ya aşağılanan pilot vecihi hürkuş bir kahramandır ben 3. havalimanının adının vecihi hürkuş olmasını istiyorum bir inceleyin vecihi hürkuş bu ülkede kendi imkanlarıyla uçak yaptığı diye hapse atılan adam tek parti zamanında vecihi hürkuş işte orayı kullandı pastör kuduz mikrobunu buldu Dedik ki gel buraya. Evinin üç kat büyüklüğü, maaşın üç kat büyüklüğü ne istiyorsan o. Gel buraya. Buradan çalış. Pastör cevap verdi. Ya ben gelemem. Ben iyi bir Fransızım ve Hristiyanım. Ama dedi size iyi bir asistanımı göndereyim. O size ee, aşı üretsin. Pastörün asistanı için Abdülhamit Han bir laboratuvar yaptı. Nerede? Nerede? Fat itfaiyesi var ya. Orayı Abdülhamit Han pastörün öğrencisinde laboratuvar olarak yaptı. Beyin fırtınası diye bir şey var. Adam nerede bir bir şey bulsa hemen yapışıyor, çağırıyor, gel diyor İstanbul'da çalış. İşte ee, parasıyla okuyup Abdülhamid'i tahttan indiren masonlar. 1905'te White kardeşler, ha çok önemli. Bu kadar takva bir insan, züht adamı, bu kadar hoş bir adam. Piyanisttir biliyor musunuz? TRT repertuvarında TRT repertuarında 81 tane bestelenmiş eseri vardır. Vivaldi'nin, Antonio Vivaldi'nin dört mevsim sonatına hata bulmuş prozedi notalarla sözler uyuşmuyor. Yanlış bu demiş, Cennet Bahçesi is isminde Wagner'le beraber bir eser icra etmiş. Bakın, Osmanlı İmparatorluğu'nda 36 padişah var. 36 padişahın 23'ü şair, 12'si bestekar. Bana bir aile söyle. Dede torun 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 torun. 36 tane. Bunun 23'ü şair, 12'si bestekar. Üçüncü Selim diye bir bir padişahımız var. Suzinak makamını buluyor. Adam makam üretiyor. Bakın şimdi. Buradan size bir şeyler dinleteyim. Burada kaldık. Bu arada şeyin Abdülhamit Han'ın bu yanlıştır. Böyle olmaz bu dediği Vivaldi dinleteyim mi size? Abdülhamit Han bunda yanlış buluyor. Biliyorsunuz geliyor mu? Bunu biliyorsunuz değil mi? Abdülhamit Han bunu da yanlış buluyor. Bu böyle olmaz diyor. Ve şunu yapıyor. Bu da Wagner'le beraber dört mevsim sonatıdır. Cennet bahçesidir bunun adına. Ses geliyor mu? Bu. Ha buradan. <laughs> Abdülhamit Han'ın Ya işte Abdülhamit böyle bir adamdır. Onu da hata bulur. Bu arada size Osmanlı padişahlarının arasındaki en cahili Musiki anlamındaki en kabası ben demiyorum hanedan üyeleri söylüyor. Abdül Aziz Handır. Daima şu tür eserler. Şimdi bir Aziz dinleyelim mi? Hepiniz biliyorsunuz. Bakın bu bir Abdül Aziz eseridir. Bakın. Bu bir Aziz eseridir, Aziz'e çok cahilsin sen, işin gücün yok bunlarla mı uğraşıyorsun diyorlar. Sizi bir tane daha dinleteyim. Çok eğlenceli bir Aziz eseri. Hepiniz biliyorsunuz bu arada Aziz eserlerini. Bu eserleri yapar, çok cahilsin derler, o da çok kızar, der ki ne yani müzik yapmak için illaki batı tarzında eser mi yapmak lazım alın size eser der ve şunu yapar. Bu da bir az eseri. Bu da Azize Osmanlı İmparatorluğundaki padişahlar kendilerini her açıdan yetiştirdikleri için her açıdan onlara karşı birisi şunu da yap diyemez. Evet. İyi bir piyano çalıcısıdır. Kardeşi Vahdettin'de iyi bir kanun, kanuni var ya, kanun çalıcıdır. Burası Yıldız Sarayı'nda Abdülhamit, dikkat, dikkat, Abdülhamit Han'ın yazdığı tiyatro eserlerinin oynatıldığı Yıldız Sarayı tiyatro salonudur. Burada e, bir tane aramızda bahçıvan olsun, bahçıvan gülleri fazla kesiyor. Bunu da Abdülhamit gördü veya çimenleri örse diyor, Gel buraya. Bak böyle yapma demiyor. İnsanı kırmıyor. Bir eser yazıyor. O eserde bahçıvan hata yapıyor. Öyle ona anlatıyor. Oynarken herkes bahçıvana bakıp gülüyormuş. Bak sen böyle yapıyorsun diye. Hayata dair eserler veriyor Abdülhamit Han bir tiyatro yazıcısıdır. Deniyor ki Abdülhamit Han donanma çürüttü. Bunu duymuşuzdur. Lisede okuyan çocuklar bunu duymuştur. Donanmayı Haliç'te çürüttü. Dikkat! Donanmayı Haliç'te çürütmedi. Abdülaziz Han dönemi itibarıyla Osmanlı İmparatorluğu donanması gemi sayısı ile dünyanın en büyük ikinci donanmasıdır. Bir İngiltere, iki Osmanlı. Peki niye çürüttü? Tek fark şu. İngiltere gemileri demirden, Osmanlı gemileri ahşaptan. Yelkenli hala yelkenli. Sen demirden gemilerin olduğu yere ahşap gemileri götürürsen ne olur? Tabut gibi bir şey. Ne yaptı? Gemilerin ahşap kısımlarını söktürüp eğip Kağıthane Alibeköy civarındaki fakirlere dağıttı. Demir aksamlarını aldı. Yeni demir gemi yapımında onları kullandı. Şimdi size bomba. 1878 yılında denizaltı bulundu. Gemilere düşman ya. 1878 yılında denizaltı bulundu. Tam 7 yıl sonra 1885 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda 6 tane denizaltı var. Abdülhamit han denizaltılar ürettirmiş. Bakın. Abdülhamid'in denizaltıları. Hamidiye denizaltı Biraz komik. Konserve kutusu gibi ama bütün dünyada o aralar öyle. Mesudi denizaltısı. Bu arada bunlar Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Savaşı nerede oldu? Söyleyeyim mi? Denizin altında denizaltılar. Üstünde gemiler. Karada askerler, havada uçaklar. Vahşi bir savaştır. Çanakkale Çanakkale'de kullanılan denizaltıları Abdülhamit Han oraya gönderdi ve onunkiler kullanıldı. Ee, bu arada söz oradan açılmışken Mehmet Seyid Onbaşı'yı bilir miyiz? Mehmet Seyid Onbaşı'nın kaldırmış olduğu 276 kiloluk top mermisini kullanılan Ertuğrul bataryasındaki bu top var ya tahmin ettiğiniz üzere Çanakkale'ye Abdülhamit göndermiştir. Mehmet Seyid'in kullandığı topu oraya Hamit göndermiştir. O zaman kızmışlar. Çanakkale bir iç deniz. Niye iç denize sen bu kadar yatırım yapıyorsun? O da demiş ki İstanbul'un savunması oradan başlar. İstanbul için oraya yatırım yapmak lazım. Burası neresi? Ümraniye Belediyesi sosyal faaliyetler kapsamında çok iş yapıyor ya. Aranızda e, resmi görevli olan abla var mı bilmiyorum. Ümraniye Belediyesi olarak bir düzenleme yapın. Dünyada Orhan Gazi'den bugüne kadar orijinal askerlerin yaptığı Mehteran bölüğünün konseri ile bitirilen bir gezi yapalım. Nereye gidelim? Bunun da sergilendiği Harbi Askeri Müze'ye. Benim bir televiz bir program burasıdır. Sizi burada gezdirmekten ben mutluluk duyarım. Gelin size 5000 parça askeri malzeme, denizaltılar, savaş uçakları, Meme Seyit'in kullandığı top ve en son bu programımızı Mehteran bölümünün konseriyle bitirelim. Nerede? Askeri müze. Siz düzenleyin efendim. İnşallah. Ben size uyarım. Düzenleyin uyarım size o kadar geniş bir askeri istihbaratı var ki herkesin her her konuşulan duyuyor. Bakın 1889 yılı dört tane askeri öğrenci toplanmış iddia terakkiyi kuracaklar. Diyorlar ki Çamlıca Tepesi çok tenhadır. Şu gün şu saatte orada buluşalım. Üç kişi gelir bir kişi gelmez. Bir saat sonra Abdülhamid'in bir askeri gider oraya. Der ki, arkadaşınızı beklemeyin, hasta olmuş gelemeyecek. Ya o hani gizliydi, dört kişinin arasındaydı. Oraya adam asker şey gönderir, Abdülhamit Han. Ee, asker gönderir. Fransa, İngiltere, İtalya, e, bir de Finlandiya ya da İzlanda. Dört tane devlet, İspanya özür diliyorum. Dört devletin büyük elçisi kendi arasında kumar oynuyor. Kapalı bir oda dört kişi kumar oynuyor. Bunu kim bilebilir? Allah bilir sadece. Sonra bu dört kişiden Fransız impa, e, büyük elçisi kaybediyor, sürekli kaybediyor ve çok ciddi bir servet kaybetmiş. İtalyan büyük elçi demiş ki sana bir ay süre. Bir ay sonra bu parayı bana vermezsen Fransa'ya haber gönderirim büyük elçeniz kumarbaz kaybetti diye. Skandal mı? Skandal. Nereden bulacak bu parayı? Düşünürken evinde gece yarısı kapı çalınır. Kapıyı açarlar bir Osmanlı askeri. Der ki büyük elçiyle görüşmek istiyorum. Yanına getirirler. Sultanımızın size selamı var. Bu kutuyu size vermemi istedi. Kutuyu açar. içinden bir kitap var. İki ay önceye gidelim. Bu olayı burada bırakalım. İki ay önceye gidelim. Abdülhamit Han büyük elçilere Yıldız Sarayı'nda bir akşam yemeği vermektedir. Akşam yemeğinden sonra kütüphaneye geçerler. Fransız Büyükelçi cildi çok güzel bir kitap seçer. El yazma şifa kitabı. Selçuklu zamanına ait. Bunu ben alabilir miyim der. Abdülhamit der ki olmaz bu kütüphanenin envanterinde demir başında kayıtlı bir kitap veremem size. Ama yazdırır gönderirim aynısını. İki ay sonraya gelelim. Borca batmıştır. Abdülhamit Han'ın gönderdiği kutuyu açar. İçinden bir kitap. O kitap. Göndermiş. Sayfayı çevirir. Para. Sayfayı çevirir. Para. Sayfayı çevirir. Para. O adam bunu Le Monde anlatıyor. Çevirir, 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 çevirir ve para biter. Bir kağıt. Kağıt da der ki Ülkemde görev yapan birinin borçlu kalmasını istemem. Borcunuzu verin. Parayı sayar tam borcu kadardır. Nasıl oluyor bu iş? Cevap, Abdülhamit ise geristeferruattır. 1898 tarihinde Mecidiye Köy üzüm bağlarında bir daha söylüyorum. Mecidiye Köy üzüm bağları. O aralar üzüm. Şişli bir köy. Bitiriyorum ablalar az kaldı. Sıkıldıysak eğer. Mecidiyeköy üzüm bağları benim babam 48 doğumlu. 1958'de biz gelmişiz İstanbul'a. Nişan Nişantaşı'nın çileğinden Mecidiyeköy'ün üzümünden bahsediyordu. Ne diyor bu diyordum. Sonra bir baktım hakikaten Mecidiyeköy üzüm bağları varmış orada. Nişantaşı'nın çileği meşhurmuş. Babam anlatıyordu. Mecidiyeköy üzüm bağlarında üzüm toplayan köylüler bir bakmışlar ki Şişli'de kendi köylerinde bunlar Ermeni kendi köylerinde duman çıkıyor. Hemen Mecidiye köyden şiş koşmuşlar. Yangını söndürmüşler. Bir evden bir kız çocuğu onlu yaşlarda çok yanık var ama. Hemen arabaya atmışlar. En yakın hastane Taksim'deki Alman hastanesi. Şişli Taksim arasında bir engebeler, nehir kenarları, sulak yerler. Bir saatte götürmüşler arabayla. Çocuk yolda, yolda ölmüş erken gitseymiş müdahaleyle kurtulabilir ama ölmüş yolda. Hastane uzak olduğu için ölmüş. Bir Ermeni çocuğu ölmüş. Biz Ermenileri katlettik ya hani güya. Bana ne Ermeni çocuğundan değil mi? Dikkat. Bu haber bu haber Abdülhamit Han'a ulaştığında benim mülkümde bir kız çocuğu bundan dolayı ölemez der. Bütün Şişli'deki Şişli'deki bütün köydeki Ermenileri parayı verir. Onları has köye götürür. Toki gibi yani. Onları oradan ev yaptırır. Şişli köyünü satın alır. Bütün evleri istimlak edip yıkar. Dikkat. Tıfıl ne demek? Tıfıl. Sen daha tıfılsın. Tıfılın çoğulu tıfıl çocuk demektir. Mesela Türk Çoğulu etrak. Mesela e, sefil, esfal. E, bunun gibi çoğul olunca değişiyor. Tıfıl da ne oldu? Etfal oldu. Şişli, Hamidiye, etfal. Çocuk hastanesini kurar. Dikkat! Dünyada kurulan ilk çocuk hastanesidir. hamidi etfal hastanesi. Şimdi hastalar kimler? Hastalar çocuklar. Bakın kaç doktor bir çocuğa bakıyor. Başka kimse yok. Orada yalnızca çocuklar var. Toplu çocuk hastalar. Abdülhamit Han dönemi. Bu kadar enteresan bir şey. Dünyada ilk çocuk hastanesini Hamidi Etfal olarak Abdülhamit yapmıştır. Buraya koymadım. Çünkü arşivden yeni çıkarttım. Ülke TV'deki Tarihte Yürüyen Adam programında gösterdim. Bu programa koymadım. Ben ne öğrendim söyleyeyim mi size o günkü gazetelerden? Dünyanın ilk kadın hastalıkları hastanesini Alageyik diye bir sokak var Karaköy'de. Oraya yaptırır. Adı ne biliyor musunuz? Nisa Hastanesi. Abdülhamit kadın hastanesi yapar. Derler ki, derler ki kitap yaktırdı. Abdülhamit Han kitap yaktırdı. Evet yaktırdı. İnkar mı edeceğiz? Neyi yaktırdı? Matbaada çıkan Kur'an-ı Kerimleri yaktırdı. Kur'an kapaklı Tevratları yaktırdı. Yahudiler kapağı Kur'an olan Tevrat basmışlar. Ve diyor ki ne yaparsan yap, ne basarsan bas ama Kur'an basma. Çünkü noktalamalar. Kul evzi bir felak Minşerilma halak. Allah beni halk etti, yarattı. Minşerilma halak. Allah beni tıraş etti. Minşerilma helak. Allah beni helak etti. Bu kadar önemli bir ayrıntı, küçücük teferruatlarda varken matbaalara güvenmiyor. Neden? Söyleyeyim mi? Osmanlıca'da bir nokta gözü kör eder. Yukarıda kef harfi var. Vav harfi var, Z harfi var. Okununca göz oluyor. Z harfindeki noktayı aldığı zaman R yapar. R serttir, kendinden öncekini kaf yapar. Kör. Bir nokta gözü kör etti. Dolayısıyla müsaade etmemiştir Osmanlı matbaalarında Kur'an basılmasına. İşte yaktırdığı Kur'an ve Tevratlar'da burası neresi? Çemberli taştaki tarihi hamam burada yaktırıyor. Deniyor ki tüm giderleri kendi ailesinden ve saraylarından kısarak bütün masraflarını kendi karşılayarak ben okumayayım ben konuşayım siz bu arada bakın adam 33 yıl 7 ay 27 güne neler sığdırmış fakülteler Ziraat, veteriner, tıp, edebiyat, siyasal bilgiler, hukuk, güzel sanatlar, çalışma ekonomisi, konservatuvar. Galatasaray Lisesi binlerce sınıf, yüzlerce askeri ortaokul, yüzlerce lise. Bitti mi? Bitmez. Bunların yanı sıra Darül Aceze, o şey, e, yukarıda anlattım, konusu geldi. Dünyanın ilk, dikkat, huzur evini Osmanlı yapmıştır. Temmuz 1905 Ok Meydanı'na. Lütfen gidin, lütfen gidin ve görün. Kocaman bir kilise var içinde. Kocaman bir sinagog var. Küçücük, bu kadar, sahne kadar bir mescit var. Bu ne demek? Müslümanlar anne babalarını bırakmıyor demek. Kocaman kilise, kocaman sinagog, küçücük mescit. İlk yaptıran Abdülhamit'tir, Dünyanın ilk çocuk, Dünyanın ilk kadın, dünyanın ilk huzurevi. Daha biz ne diyelim? Böyle bir cet, böyle bir ata varken ona layık olmaktan öteye gidilebilir mi? Darül Aceze işte şeydeki ok meydanındaki şehre emaneti Darül Acezesinin kapısı budur. Abdülhamit Han hacılar, hacılar zorlanmasın diye Medine Şam, Medine Konya, Konya İstanbul tren yollarını yaptırır. O esnada zaten tahttan indirilir. Ravza-i Mutthara, Peygamber Efendimizin türbesinin 400 metre kenarından geçiyor tren yolu. Tren yolunun peygamberin kenarından geçen kısmının altına bir halıya benzeyen halı fiks gibi evet keçe döşetir. Tren sallamasın, titreşim vermesin diye ve oradaki demir ve çivileri toprağa çakan baltalara, balyozlara da kumaş sardırır. Sesi peygamberi rahatsız etmesin diye. Nasıl bir güzellik, nasıl bir kibarlık. İşte o tren yolundan görüntüler. Bu tren yolu Medine'yi İstanbul'a bağlıyor. Şeyden, Halkalı'dan. İstanbul Sirkeci, Halkalı Haydarpaşa, İzmit tren hatları, tren garları hepsi bize sultanımızdan hediyedir. Buyurun size Abdülhamit Han eseri. Haydar Paşa. Şimdi şey olacak. Yüksek hızlı tren şeyi. Otel olacak deniyor. Sakın inanmayın. Algı operasyonu. İnanmayın. Yüksek hızlı tren garı olacak. Bakar mısınız? Kadın hastanesi, yüksek ticaret, terkos barajı. Efendim e, ee, Bursa İpekçilik Mektebi, demir yolları, bankalar, hava gazı, doğal bahsediyoruz. Sigorta şirketleri, ben sayamam ki bunları. Okumak lazım, bir bu kadar daha program lazım. Hiçbir şey yapmayayım, sadece okuyayım yaptıklarını. Bir bu kadar daha program lazım sevgili ablalar. Şimdi sıkı durun. Boğaz Köprüsü projesi. Abdülhamid'in en önemli projesi. Üç tane de mescit var. Şimdi resmini göreceksiniz. Allahu Ekber diyorsun. Rüküye eğildiğinde pencerelerden, kalın camlardan denizi görüyorsun. Nasıl? Nasıl bir güzellik? Ama bu da değil. En önemli projesi ney? Marmaray. Yeraltı tüp geçidi. Dedep çizmiş, torun yaptı. Çünkü biz onların devamıyız. Abdülhamit Han dönemi Boğaz Köprü projesi. Üç tane mescit var. Köprüden geçerken dur şurada namaz kılayım. Bu nedir? Bu da Marmaray projesi. Marmaray. Alttan geçiyor. Bütün projeler Abdülhamid'e aittir. Geliştirmek ise bugünkü hükümete aittir. Bunu mu? Bu mu? Çok hoş değil mi? kara kalem çalışması, üç tane mescit, Abdülhamit Han eseri, Boğaz Köprüsü projesi, çok önemlidir. Bunların yanı sıra diğer eserler, bakın, saymakla biter mi? 33 yılda yapılan icraatlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkeye bu kadar hizmet verirsen, birilerini rahatsız eder misin? Edersin. Edersin. Bu kadar basit. Almanya ben çocuktum dedi ki sizler patates soğan üretin biz size buzdolabı verelim araba verelim. Patates soğan üreten Türkiye kimseyi rahatsız etmez. Kendi tankını kendi silahını kendi uydusunu kendi roketini kendi yerli ve milli kadrosunu yapan ülke rahatsızlık verir. Ama bir şey söyleyeyim üzgünüm ama rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Türkiye ya yok olacak ya da 2023 yılında G8'e ilk beş olarak girecek. Bütün kavga bunun üzerinedir. Size bir şey göstereyim ondan sonra bitsin. İngiltere'de arkadaşlar arka taraftaki genç kardeşlerim elinde telefonu olan Google'u olanlar şunu yazar mısınız? İngiltere'de Abdülhamid'in kurduğu spor takımı. İngiltere'de spor takımı kurulur mu? Alayı casus İngiltere'ye ajan gönderiyor. Spor kulübü adı altında ve bugün hala amblemi bu. Ay yıldız Portsmouth. İngiltere Süper Liginde top koşturan bir şey. E, futbol takımı var. Kurucusu da Abdülhamit Han'a aittir. Bugün 2016 yılında İngiltere'deki Portsmouth'un amblemi hala ay yıldızdır sevgili ablalar. Bir şey göstereyim ve bitireyim. Bakın bu kendi el yapımı şey, hünkar mahfili. Heh. Robot deyince aklımıza hangi ülke geliyor? Robot. Japonlar. Hamidiye diye bir çalışma var. Orada Ertuğrul Fırkateyni hatta filmi vardı. Biz bir Ertuğrul gemisi gönderiyoruz. Orada ne var biliyor musunuz? Silah var. Japonya yeni kurulmuş. Silah var. Para var. İmam var. Dini öğretmek için. Bir de ne var biliyor musunuz? Dikkat. Sıkı durun. Adı da alamet. Sevgili ablalar Topkapı Sarayı arşivinden çıktı bu fotoğraf. Günde beş defa ezan okuyup namaz kılan bir robot Ertuğrul'la beraber battı. Abdülhamit Han'ın Japonya'ya gönderdiği robotu göstereyim mi? Biz Japonya'ya namaz kılan, ezan okuyan robot gönderiyoruz. Adı da alamettir. Ulu Hakan, Gök Sultan, Abdülhamit Han'ın ruhuna Fatiha.